2023 TÜİK verilerine göre Hakkari bölgesi işsizlikte ilk sıralarda yer aldı. Yüksekova'da asgari ücrete iş bulamadığını belirten gençler emeğinin sömürüldüğünü belirterek yetkililerden gerekli denetimlerin yapılmasını istedi. Saatler zaten belli, sabah aralığından başlıyor geceye kadar. Ve çok kişinin aldığı maaş ne? 300 arası ve asgari ücret kesinlikle alınmıyor. Çok kişinin aylık geliri sadece 5000 ve bu kabul edilmiş işte kabul edilmiyor. Çünkü saatler belli. Ama maaşlar hiçbir şekilde ne bize yetebiliyor, ne öğrencilere yetebiliyor. Bunu kesinlikle ben kendim olmak üzere hiçbir şekilde ben bunu kabul edemiyorum. O kadar haksızlık var ki gerek esnaf olsun, gerek diğerleri olsun. Yani gereken işlem yapılmıyor, gereken şeyler de yapılmıyor. Bizzat ben kendim istiyorum denetleme yapılsın yani. İş bulabiliyor musunuz Yüksekova'da? Maalesef. Neden bulamıyorsunuz? Yüksekova'nın gelir kaynakları belli zaten. Çiftçiklerinden insanlara kazan sağlar. A101'ler açıldı, BİM açıldı, MİGOS açıldı. Buradaki paraların hepsi şehir dışına çıkıyor. Peki Yüksekova'da çalışan gençler emeğinin çok altında ücret alıyor. Bunun için ne söyleyeceksiniz? Bunun için yetkililerin bir adım atması gerekiyor. Resmi kurumların gerekli denetimleri yapması gerekiyor. Örneğin bir kafeye gittiğin zaman oradaki çalışanların ayda 12-13 bin liraya çalıştığını görüyorsun. Yani resmi kurumların bunu denetlemesini yapması gerekiyor. Gerekli cezai işlemlerin başlatılması gerekiyor. Gerekli ceza işlemler başlatılmadığından dolayı da esnaf devam ediyor. Böyle düşük ücretlerle çalışanları yanlarına tutmaya devam ediyorlar. İnsanlar da yoksulluk çektiği için mecburen bu ücretler altında çalışmaya devam ediyorlar. Asobe Mahmut Çuna İstanbul Republic Hoçı Çetin Yedi Mecliye Muna Bişu Asobe Mahmut Çuna İstanbul Republic Hoçı Çetin Bula Beni Bir Gevar İçinde Yedi Mahmut Çuna İstanbul Gevar Ola Mi Kocdir Şehit Kem Kuşak Korkabot Globemon fabrikin zenginlik madalya kuşu teka çıkmışlar. Gece her şey çarp on konti para ki ne belki o kadar. Yal o dişte potki götürme o kadar. Onu hiç haberi mevzu vardı. Kesinlikle iş yok. Neden yok? Kadı yok. Hiçbir şey yok. Gençlerimiz batıya gidiyor çalışıyor. Ben bizzat gittim. 3 gün önce geldim buraya. Araya zirte gene tekrar gidecek. Maalesef hiçbir katkısı yok bize. Yüksek işler var. İnsan yoruluyor ama parası çok az. Askeri ücretin bir iki katı veriyorlar. Bu yüzden herkes burada çalışmak istiyor. Bu yüzden burada askeri ücretten burada 15-12 fazla veriyorlar. O kadar. Denetimler sıklaştırsın. Askeri ücret versin. Herkes burada çalışsın. Doğrudur. Az para veriliyor. Doğrudur. Onun için ne diyeceksiniz? İşte yok burada. Yani gidip marketlerde çalışıyor, 5-6 milyar para veriyorlar. Bu da yetmiyor. Azdır yani, doğrudur bu. Bu bir gerçektir. Onu eleştiriyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla eleştiriyoruz. Hak neyse onu versin. Sigortasını yatırıyor, ne ve asgari ücret veriyor. Adam mecbur ama çalışıyor. 5 milyara, 7 milyara. Çocuklarımız da var. Neden Batı'ya gidiyor? İş imkanları da burada yok zaten. O yüzden Batı'ya gidiyor. Emekleri sömürülüyor. Hakları yeniliyor, iş imkanları olsun, bu kiralar düşsün, millet çok karışık. Bizim gençlerimizin iş bulması için öncelikle buradaki iş adamların bize bir desteği sunmaları lazım. Yani götürüp batıda yatırım yapacaklarına. Yüksekova'da bir fabrika kursunlar, bir iş sahası açsınlar. Bizim 3 tane sınıf kapımız var. Bu sınıf kapılarda da bir sınıf ticaretinin olmasını istiyoruz. Sınıf geçişlerden de bir zam yemesi sonucu 500 liraya yükseltilmiş. Bundan dolayı da bu da etkiledi işsizliği. Yani bizim tek temelimiz iş adamlarımızdan, yani başka kimselerden değil. İş adamları şu anda yüksek hangi bir yatırımları yok. Yani adam bina yapıyor, sadece kendisi faydalanıyor. Şu anda bizim yüksek ağda çalışan kesim, mesela şu anda alışveriş merkezleri var. Adam saat sabah 8'de başlıyor, 12'ye kadar asgari ücret bile almıyor. Her şey çok pahalanmış. Not the next.